Aa, Narin arıyor. Birine sakın sesini çıkartma. Sakın sesini çıkartma. Yengem böyle şeylerden hoşlanmaz. Efendim Narin Hanım. Sabah sabah bu aramanızı neye borçluyuz? Kes sesini de soruma cevap ver. Bak eğer yine lafı evirip çevirirsen bu sefer bela neymiş anlayacaksın, tamam mı? Avukatım ben, avukat. Adamı ipe götürürüm. Senin ipe götürmene gerek yok. Emir ver, ben kendimi asayım. Nasıl yardımcı olabilirim sana? Biri beni takip ediyor. Kim tuttu o dedektifi? Sen mi? Ne diyorsun ya? Kim seni takip ediyor? Sakın panik yapma. Sakın panik yapma. Bir saate kadar bulup teslim ederim ben onu sana. Sakın. Tamam, karışma sen. Bırak, karışma sakın. Ben hallederim. Ali. Narin'i takip ediyorlarmış. Benim niye haberim yok? Abi yok öyle bir şey. Nereden çıkarıyorsun? Uzatma lan. Karıyla kızla oynaşmaktan aklım uçtu gitti. Şadiye nerede? Ne olacak lan bu işlerin sonu? Nasıl olacak lan? Şadiye gitti. Sen onu bulamazsın. Boş yere uğraşma. Ne diyorsun lan sen? Ne diyorsun? O Şadiye'yi bulacaksın. Narin'i kim takip ettiriyor onu da bulacaksın. Benim tepimin tasını attırma. Hepinizi yakarım Ali. Tamam abi. Sen beni zaten cenayetimden vurmuşsun. Ne bekliyorsun lan? Ne atıyorsun lan biklik? Böyle sesli düşündüm abi. Kusura bakma. Sen niye oturuyorsun lan burada? Senin çocuğun nerede? Ben sana demedim mi lan anne gibi anne olacaksın diye? Yürü! Yürü! Narin. İnanamıyorum sana. Burada ne yapıyorsun sen? Yarım saat önce duruşman yok muydu senin? Erol Bey, çok özür dilerim, unuttum. Çok affedersiniz, hemen gidiyorum, unuttum. Kızım, sana ne oldu böyle gene? Niye dağıldın? Ne olmadı ki Erol Bey? Hayatım kabus gibi şu an, çok özür dilerim. Çok özür dilerim, hemen toparlayayım. Yürü, seninle sahilde biraz konuşalım. Hadi yürü. Efendim Atıf. Alo Narin. Kızım, meraktan çatladım. Saatlerde telefonu da açmıyorsun. Ne oldu, gittin mi baba? Yok, ben şirketteyim. Kusura bakma ya. Kafa kalmadı yoğunluktan, arayamadım. Çok garip şeyler söyledi baba. Ya neyse. Peki sen iyi misin? Ha, iyiyim, iyiyim. Şey Atıfcığım, ben şu an müsait değilim, konuşamıyorum. Ben seni sonra arayayım mı? Konuşalım, anlatayım uzun uzun. Hadi bay. Sevgilini bile aramayı unuttuğuna göre durum oldukça ciddi demek ki. Aa, yok, şey oldu bu konuyla ilgili, tamam. Atıf Bey'i ara. Aşağıda sahilde gelsin, bulsun bizi. Tamam. İşte o dedektif kadın vermiş babama benim adresimi. İşimi, evimi aylardır takip ediyormuş. Geçmişte de yani biliyorsunuzdur belki. Benim bir kız kardeşim var, Şadiye. Babam da annemle abimin ölümünden onun sorumlu olduğunu söyledi. Kardeşim şimdi kayıp zaten. İstanbul kazan, ben kepçe alıyorum. Nişan da oldu tabii. Bu yaptığınız gönderme çok hoş Erol Bey. Ama benim Fırat Kazan'la bir davam yok. Sadece lise yıllarından kalmış önemsiz bir şey. Sermet Bey size ne anlattı bilmiyorum ama... Ayrıca koskoca kadınım ben. Yani bütün ülke duydu kiminle birlikte olduğumu. Atıf'la beraberim, siz de biliyorsunuz Narinciğim, zaten. Bak, sıkıntın buysa kardeşini buluruz. Ama o kadar avukatız değil mi? Sonra bu aşamada babanın da sana bir dert olacağını sanmıyorum. Yani gelmiş kollamış, benim anladığım öyle. Bir çıkarı olmadan bana asla yanaşmaz babam. Ben biliyorum. Yine tebelleş olacak hayatıma. Kabus günler geri gelecek. Kızım sen sahipsiz değilsin ki. Hani ben varım, işte Cemil Bey var. Koskoca Tunalı sülalesi arkanda. Koskoca firma arkanda. Kurur kolları seni evvelallah. Bak, Sermet'i saymadım bile. Sen sağlamdasın, merak etme. Adam çok kararlı. Patronla konuşmadan bu iş olmaz diyor. Ya deli misin, nesin? Hayatta olmaz. Benim kim olduğumu kesinlikle öğrenmemesi lazım. Başka birini görevlendirsek? Tamam. Olur. Bizim şirkette birisi var. Onu götürürsün yanında patronum diye. Ama önce ben bir konuşayım. Sen benden haber bekle. Bakalım Narin mi sarı kızı tanıyor mu? Kimmiş ki bu? Bir
Bilmiyorum da belki Narin tanıyordur. Bakacağız. Kızlarımın zoru neymiş? Hep benim boş boğazlığımla. Durduk yerde başını derde soktum kızcağız. O işler o kadar kolay değil. Ben daha ölmedim, değil mi? Atıfçığım hoş geldin. Nasılsın? Baban nasıl? İyi, sağ olun. Bana atıp tutmakla meşgul. Hayır. Evet, bugün Narin sana emanet. Aslında bu aralar biraz daha ilgilen onunla sen. Hadi bakalım Narin Hanım. Bugün izinlisin. Dinlen. Yarın sabah sapasağlam işinin başında olacaksın. Artık tek bir hatanı görmek istemiyorum. Sabrımı daha fazla zorlama. Tamam. Hayırdır kızım? Dün geceden beri kendini yıprata yıprata telef oldun. Yürü hadi eve gidiyoruz. Ya da dur. Eve gitmiyoruz. Gel ben seni biraz gezdireyim hadi. İşte evde babam öyle karşımda görünce çok fena oldum birden tabii. Hep çöküşüyor. Al benden de o kadar yani. Senin baban ne korkunç bir tipmiş öyle. Yani. Hepsi Fırat'ın tekrar karşıma çıkmasıyla oldu. Bütün belalar zincirleme geri geldi. Ne bu ya? Benim bu durumu bir an önce düzeltmem lazım. Ben sokakta bulmadım bu hayatı. Ben de bu beyni sokakta bulmadım tatlım. Bana bak, bana her şeyi kronolojik sırasıyla bir bir anlatacaksın. Sen hayırdır ya, Soğuk Savaş dönemi Rus casusu falan mısın? Ha? Yıkılmadım ama. Ayaktayım. Aman yıkılma ya. Toparlanacağım tekrar. Her zaman. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.